Tamam. Ben zaten 5 dakikaya çıkıyorum. Ekmek. Tamam evladım, getiriyorum. Hopala, çok kızarmış dedik ama bu kadar da değil be Makbuş. Olsun, ben kurabiye yiyeceğim. Bu fotoğrafın ne işi var burada? Öğretmenimiz aile fotoğrafı getirmemizi istedi. Herkes ailesini tanıtacak. Bak sen, abim, ben ve annem. Baba, annem şimdi cennette değil mi? Tabii kızım. Oradan bize bakıyor mudur? Tabii Çitlenmeyeyim. Sen bizi hiç bırakıp gitmeyeceksin değil mi Makmuş? Yok canım. Ben seni daha gelin edeceğim. Vermem ben kızımı kimselere. Ya ben evlenmeyeceğim. Bütün kızlar öyle der. Ama bir koca bulunca da koşa koşa gider. Nereden öğreniyorsun bu lafları oğlum? İlahi çocuk. Baba, hafta sonu balığa gidecek miyiz? Bu hafta sonu gerçekten imkansız. Her hafta sonu olduğu gibi. Bak Emre'cim, söz... Sakın söz verme baba. Sonra tutamazsan üzülürsün. Ama ne varmış balık tutmakta? Şuradan alıveririz bir kilo istavrit yeriz oğlum ya. Tam da aynı şey ya Makbuş. Yani. Biraz çabuk olun. Okula geç kalacaksınız. Simge neredeyse burada olur. Oh. Dur dur, sakın çalma. Niye? Bak ne var bende. Makbuş'un anahtarı değil mi o? Dün gece gizlice aldım. Geçen sefer açık kalan ocak, şimdi de kapının üzerinde unutulan anahtar. Şu Makbuş'tan bir an önce kurtulamazsak evlilik işi çok uzayacak. Evet anne, elini çabuk tut, hiç paramız kalmadı. Şaka gibi. Sabret prensipsin. Biliyorsun, yüzüğü taktırana kadar canım çıktı. Şimdi sıra imzada. Sonra her istediğini alacağım seni. O iki yaratıkla yaşamak hiç zevkli olmasa da katlanacağız artık. Sen hiç merak etme. Yatılı okullar ne güne duruyor. Şşş. Ay. Simge, ne yapıyorsun burada? Ben... Makbuş anahtarı kapının üzerinde bırakmış. Annemle anahtarı çıkarmaya çalışıyordu. Ya, hay Allah. Ya, bu kaçıncı olay canım? Bunu konuşmamız lazım. Simgeciğim, gerçekten çok geç kaldım. Toplantı başlamak üzere. Aa, hayatım, gömleğinin düğmesi kopmuş. Farkındayım. Makbuş dikecekti ama hay Allah. Hemen çıkmak zorundayım. Ben gelirken sana yenisini alır mı Hakan'cığım? Sen bir harikasın. Sen olmasan ben ne yapardım bilmiyorum. Görüşürüz Özgeciğim. Hadi çıktım. Bye. Anne, delirdim ya. Ne gömleği? Bir gömlek nereden bakarsan bak 150 TL. Şaka gibi. Şşt. Aa, geldiniz mi? Ay, hiç duymadım. Duymazsınız tabii Makbule Hanım. Anahtarı kapının üzerinde unutmuşsunuz. Aa, ay dün geceden beri arıyorum. Ay üstüne de baktım üstelik kaç kere. Aa, bu kadar da olmaz ki canım. Ya eve hırsız girseydi? Allah korumuş vallahi. İyi ki sen buldun kızım. Hadi hadi, geç kaldık. Çağırın çabuk çocukları. Daha onları bırakıp işe yetişeceğim ben. Hemen geliyorlar şimdi. Çocuklar, hadi çabuk olun. Simge teyzeniz geldi. Teyzeymiş. Ay, delirtecek bu kadın beni. Demek Makbuş çocukların bakıcısıymış. Hmm. Peki ama bu kadın neden Makbuş'a bu kadar kötü davranıyor acaba? Merhaba Nana. Merhaba. Yani Nana, 100 yıl düşünsem insan olmak aklıma gelmezdi. Ne saçma bir dilek bu. Nedenmiş? Yaşlanacaksın. Buruş kırış olacaksın. En önemlisi de öleceksin. Sonra sihir gücün elinden alınacak. Ne kadar korkunç, düşünsene. Ama aşık olabileceğim, bir kalbim olacak şeker. Ama aşık olabileceğim, kalbim olacak. Aşk mı? Hah! Ne aptal bir duygu. Güç her şeyden önemlidir. Mesela ben insan olsaydım, tüm dünyaya hükmeden zengin bir imparator olmak isterdim. Ama bu dileği ilk kez ben dilediğim için hiç şansın yok şoker, üzgünüm. Ah!
İnsan olmak isteyen kim? Zaten Periler Konseyi'nin bu dileğini kabul etmeyeceğinden eminim. Kendine yeni bir dilek bul ama. Anne ya, onları bir okula sen bırakıyorsun. Bunlardan benzin parası isteyelim biz. Bir de bu benzin 150 TL ya. Aa, yok artık, o kadar da değil Özgeciğim. Of, benim tuvaletim geldi gene. Hadi çık prensesim. Şimdi bunlar 40 saatte hazırlanamazlar. Sinir şeyler. Hadi cicişler. Cicişler. Hadi cicişler. Gıcık oluyorum ya. Babam ne buluyor şu kadını, anlamadım gitti. Asıl gıcık olan Özge bence. İkisi de birbirinden beter. Şşt, susun, duyacaklar. Sizi gittiler sizi. Hadi çabuk. Kadın her sabah sizi okula götürüyor, daha ne yapsın? Aman götürmesin, misafirse gideriz. Gideriz tabii yani. Ben çantamı alayım. Nihayet yani. Çetin Bey'im, gel şöyle otur bakalım da saçlarını toplayalım. Kalk bakalım. Gel şöyle otur güzel güzel. Ah, saçların aynı anneninkine benziyor. Onunki de böyle ince telli, ipek gibiydi. Gerçekten mi? Benim de gözlerim anneme benziyor değil mi Makbul? Aynısı. Makbule Hanım, biraz gelebilir misiniz? Neden ikide bir de çocuklara annelerini hatırlatıp duruyorsunuz? Çocuklar ne kadar üzülüyor, görmüyor musunuz? Ama onlar benden hep annelerini hatırlatmamı istiyor. Yeter artık. İkide bir de ölmüş annelerini hatırlatıp çocukları üzmeye hakkınız yok. Kadın bu evden gitmezse çocuklar beni asla annelerinin yerine koymazlar. Güzel kızım. Ciciş! Gel hayatım. Şu saçını şöyle doğru dürüst toplayalım. Gel. Söyle bakalım aptal balık. 2 kere 2 kaç eder? Bilemezsin tabii ki. Sen de aptal sahibin gibi beyinsizsin. Benimle oynamak varken. Aptal yam hep seninle ilgileniyor. Ama sen ortadan yok olursan... Al bakalım ilaç balık. Al al, bol bol ye de beynin açılsın. Görürsün sen. Ama şimdi bunu niye yapıyor ki? Ama böyle sıkı yapınca acıyor. Ah, acıyor ah. Kızım sıkı yapınca. Onun saçları hassas. Aman ne haliniz varsa görün. Ay bunlara da yaranılmıyor yani. Hele şükür hazırsınız. Sen yukarıda ne yapıyordun? Tuvalete giderken de senden izin mi alacağım? Hadi hadi, geç kaldık, çabuk. Hadi oğlum, hadi. Yürü. Hadi Makbuş, hoşça kal. Güle güle benim çitlenmeyim, güle güle canım. Güle güle. Canım. Hadi, yürüyün cicişler. Hadi. Cicişler diyor ya, delireceğim. Duymayın oğlum. Yani... Neyse Makbuş, balığımı evlenmeyi unutmayayım mı? Bu kadarcık ama. Sen hiç merak etme yavrum. Ben bu kadarcık. Hadi bakalım, iyi dersler size.